Cümleten selamünaleyküm. Elmas'ın Hayatı YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz sevgili takipçilerim. Aksan Hayatımız 8'den herkese kucak dolu sevgiler, selamlar olsun. Nasılsınız canlarım? İnşallah iyisinizdir. Rabbim iyilik versin. Ben bugün çok iyiyim. Görüyorsunuz moralim yerinde her zamanki gibi. Elmas'ın Hayatı sizlerle. Karşınızdayım canlarım. Biz bugün düğünden geldik. Evde sabahleyin temizlik yaptım. Çeşmelerimiz falan yoktu. Makineye bulaşığı koydum. Kahvaltımızı yaptık, eve bir süpürge tuttum, silmeden. Ayhan biraz rahatsızdı, onu doktora götürdüm. Rapor aldık, 2 günlük grip olmuş. O da diğer arkadaşlarına geçmemesi için müdür izin vermiş. Daha sonra raporunu hastaneye götürdüm, okula götürdük Ayhan'la birlikte. Okuldan da geri geldik, daha sonra gına vardı. Bugün biraz sizlerle sohbet edeceğim, daha sonra milföy böreğime geçeceğim. Oradan Gına'ya geçtim. Ayhan'ı tekrar eve getirdim. O şimdi yatıyor. Sobayı falan yaktım canlarım. İbrahim Efe de ödevini yapıyor. Biraz sonra inşallah onları da gösteririm sizlere. Daha sonra Gına'ya gittik. Gına'da biraz oturduk, güldük, eğlendik. Oradan aşıralama gittik. Orada çay içtik. Bayağı bir gezdim yani bugün. Şimdi geldim. Karnımız aç değil ama atıştırmalık bir şeyler yapmak istedim. O yüzden milföylü börek yapacağım canlarım. Peynirli. Şöyle 4 tane peynirli yapacağım. 4 tane çikolatalı, 4 tane de kaşar peynirli yapmayı düşünüyorum. Bakalım. Sizler ne yaptınız bu arada? İnşallah iyisinizdir. Allah'ım herkese iyilik versin. Elmas'ın Hayatı. Mutfakta uğraşmayı çok seviyorum. Gerçekten hamur benim işim. Şöyle söyleyeyim. Kendim açıp bir şeyler yapıp şekillendirmeyi de çok seviyorum ben. Bu şekilde hamur işleriyle uğraşmayı da çok seviyorum. Canlar. Anne. Ne diyor? Küçük kavanozdakiler Ayhancığım. Küçük kavanozdakilerimiz baba de. Şöyle peyniri kaldıralım. Leyla Sultan'ın peyniri. Bu arada canlar. Bir taraftan tezgahımızı toparlayalım. Şöyle mütfeğimi ben dolaptan çıkardım. Biraz. Şurada erisin. Şurada oklavam vardı. Onu da bulabilirsem oklavamı. Şöyle merdaneyi buldum. Oklavayı değil de biraz açacağım. Neden mütfeği bu şekilde yapıyor? Biraz sonra nedenini göreceksiniz canlarım. Böyle de güzel oluyor çünkü. Şöyle açtım. Tezgahımı kesmemeye dikkat ediyorum. Canlar. Şöyle. Bunun içine kaşar ve biraz sonra ne koyacağım göreceğiz. Ne koyacağımı. Oğlum orada kavanozların içinde zaten. Kavanozların içinde onlar da kavanozlardır. Yarımlık olan, yarım, bir kiloluk, yarımlık, küçük olanlardan. Ya bu Serkan bulamamış aşağıda. Tamam buradan aç bulamadıysa gelsin Ayhan. Bir şey olmaz gelsin. Sevgili takipçilerim. Isıttığım fırına vereceğim bu mülföylerimi. Şu şekilde iki kenarını katlıyorum. Kayıp gibi yapıyorum. Şimdi bunun içine neler dolduracağım onu da göstereceğim sizlere. Canlar. Hı. Hepsi sığsın. Hı dedi yine Elmas'ın Hayatı. Hı dediyse o iş oldu demektir. Tamam demektir. Şimdi çocuklar çikolatalı istiyor. Onlara da şöyle 4 tane çikolatalı yapacağım. Diğer bir tepsime. Şurada
Dur bir tane taşık geldi Nida. Dolaba çikolatayı koymayayım diyor. Unutuyorum, tekrar koyuyorum. O da böyle bu şekilde buz tutuyor. Normalde çok yumuşak bir çikolataydı bu. Çeşit bu şekilde. Şöyle kahvaltılığımı da getireyim. Biraz sonra şu çikolatalı olanları da şöyle kapatıyorum canlarım. Diğer mülfe böreğim gibi. Biraz sonra bir de çay koyayım. Sıcak sıcak yiyelim. Al sana yemek. Yemek. Her zaman yemek yapamıyor kadınlar. Ben bugün söylediğim gibi halimi arz ettim. Niye yemek yapmadığımı. Münasibidir. Onlar da bizim münasibimizdi. Yani gitmeyince de olmuyor. İnsan bazen ziyaret etmesi lazım. Ben bu mülfe böreğine şekil vermeyi çok seviyorum. Değişik şekiller vermeyi seviyorum ama söylediğim gibi buzu daha çizilmemiş. Şöyle açalım buradan. Bulamadın mı Serkan? Kolay gelsin. Sağ ol. Şuna koyayım. Hey, koy. Merhaba dostlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Vallahi ben bulamadım dedi diyeceğim. Olsun. Şurada dolapta da var. Şöyle kestim mülföy böreğimi, hamurumu. Şöyle yuvarlak şeklini veriyorum arkadaşlar. Tavukları kapatayım. He, sen tavuklarımızı kapat. Bu da simit gibi olacak biraz sonra. Değişik bir şey olsun bu da. Şöyle. Hatta şöyle şu şekilde yapıp tekrardan şöyle yapıp simit daha yapılabiliyor bu hamurla. Ama biliyorsunuz bu hamur kabardığı zaman kat kat oluyor. Bunun da bir ayrı özelliği oluyor. Şöyle göstereyim. Ben bunu milföy hamurundan yaptım canlar. Sizler de yapabilirsiniz. Ben söylediğim gibi değişik şeyleri çok seviyorum. Olan şeyi değiştirmeyi seviyorum. Bu özellik var bende. Şimdi bunu şöyle hamurunu koyalım. Şurada biraz yumuşasın. Çünkü tam olarak çizilmemiş. Şunu da bu şekilde yapacağım. Bunu da böyle simit gibi açacağım. Keseceğim. Rulo haline getireceğim canlarım. Şekilde ortadan kesiyorum tezgahıma. Betül'üm selam olsun. Betül elmas ablam tezgahına çok önem veriyor diyor. O yüzden aklıma hemen Betül'üm geliyor. İnsanlar bazen bir şeyi zorla aldığı zaman ya da zor sahiplendiği zaman o onun için çok kıymetlidir. O yüzden benim eşyalarım gerçekten benim için ayrı bir değeri var. Çünkü hepsi emekli, emek verilmiş. Mülföy hamurundan korkmayın canlarım. Diğer hamurlardan daha bir dirayetli ve dayanıklı. Sizlerin de denemenizi tavsiye ederim şiddetle. Şu kapanış kısımlarını bile çok seviyorum. Galiba iki tane hamurum kaldı. Onu da şöyle çıkarayım. Bunu da aynı şekilde yapmayı istiyorum. Hamur neredeyse kabarmaya gelmiş. Hatta şöyle söyleyeyim, pişmeye gelmiş canlarım.
mutfaktayken, hamur işiyle uğraşırken bütün dertlerimi unutuyorum canlarım. Sadece buraya adapte oluyorum. Ve inanın huzur bulduğum tek yer benim mutfağım ve hamurlar. Hamurları da çok seviyorum bu arada. Kış gelse de artık kabuğumuza çekilsek, hamur işlerimizi yoğursak, bazlamalarımızı evlerimizde yapsak, sizlerle birlikte canlar. Şimdi ne yapacağım? Hemen bir kahvaltılık çıkaracağım canlarım ve kaşar peyniri doğrayacağım. Şöyle göstereyim. Burada 4 tane küçük küçük, şöyle göstereyim, kıymalı pide gibi yaptım bunu. Bu arada da sevgili takipçilerim, şöyle acılı sosumu göstereyim. Bunu açacağım. Açtım. Şöyle hepsine yetecek kadar sos bırakıyorum. İç kısmına. Bunları Serkan'a yapıyorum. Çünkü Serkan diğerlerinden yemez. Hani bu çikolatalıdan olsun. O bu şekilde kıymalı gibi olanı seviyor. Şöyle hemen içlerine kaşar peyniri de rendeliyorum. Doğruyorum. Aslında rendelesem daha güzel olurdu ama fırınım şu an ısındı canlarım. Beni bekliyor. Ben hemen bir tane yumurta kıracağım. Ve şu mülföylerimin üzerlerini, şu gözüken yerlerini hemen yumurta yardımıyla sürüp güzel kızarsın diye yağlayacağım yumurta sarısını. Şimdi yağlama işlemine geçelim. Takipçilerim, bu arada şu yağlı kağıtlarıma belki bir şey diyenler olacak ama ben atmaya kıyamıyorum. O yüzden birazcık da şöyle yağ akıttım. Yumurtanın sarısını aldım. Şimdi bu şekilde ikisini bir önce karıştıralım. Daha sonra sürme işlemine geçelim. Sevgili takipçilerim, buraya susam attım. Buraya çörek otu attım. Şu simit gibi olanlara da şöyle birkaç tane susam ekliyorum. Simit tadında olsun. Şimdi bunlar fırınımıza vermeye hazır. Fırınımız şöyle önceden hazırlanmış ve ısıtılmış 200 derecelik bir fırın. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Diğerini de aynı şekilde yumurtanın ısısını süreyim, onu da fırına vereyim. Piştikten sonra görüşürüz canlarım. Tadam. Efendim. Serkan ve İbrahim ödev yapıyor arkadaşlar. Ama bu soru yanlış. Aşağıdakilerden, bak beşinci soruyor. Aşağıdakilerden hangisi yumurta sözcüğünün son hecesi ile başlar? Tarla, ta. Bak yumurta sözcüğünün son hecesi ta. O yazılar senin gibi sanki. Şunu ben yazdım. Neden? Da. Neden? Bak. Arkadaşlar Serkan'la biraz konuştuk. Soruyu anladık. Bak aşağıdakilerden hangisi yumurta sözcüğünün son hecesi ile başlar? Yumurta. Üç heceli zaten. Sonu ta. Kesmeyip. Ben sen ne yapıyorsun ya? Dur anneciğim. Ta bak. A şıkkı tarla. Ta. B şıkkı tavuk. Ta. C şıkkı horoz. Yani bu soru başlamaz olacağı da bence. Evet. Ben de buraya not düştüm. Yapma anneciğim. A ve B şıkkının ikisi de ta ile başlıyor. Hocam yazdı. Evet. Serkan da öğretmenine öyle yazmış. Yani bu soru yanlış. Sobamızı benim. Kapattınız mı? Evet. Niye yine açtın? Serkan'ın bir adeti var arkadaşlar. Bu fırını açma diyorum. Ev pasaklı gibi gözüküyor diyorum. Ama Serkan da diyor ki fırını açmadığın zaman sıcak gidiyor gibi geliyor bana diyor. Biz bu konuda hiç anlaşamıyoruz nedense. İbrahim yine soyunma aşamalarında görüyorsunuz canlar. İbrahim sobamız yanıyor. Değil mi İbrahim efendim? Hemen
Hemen yandı, hemen. Sıcak yanıyormuş. Oh, şükürler olsun Allah'ıma. Sonunda sopamız yanıyor. Evin içindeyiz, işler bitti canlar. Allah hiç kaygısı büyürsün. Abla ama bugün ben neyse ödevlerime bitiyor. Ne? Ödev? Bir tane kaldı şimdi. Hadi annem bitir bir hadi. Boyam oldu anne. Ama hiç doğru duramıyorsun ki. Efendi ol biraz. Abi ben şuna boyayalım da bitsin. Gel bak. Kime diyorum ki ben? Gel. Size öyle bir mülfe börekler yaptım ki ellerinizi yiyeceksiniz. Çayımız da hazır. Sıcak. Ellerimiz lazım ama gitsin. Sıcak sobanın dibinde oturalım. Ben ellerimizi yiyeceğim. Çayımızı, tamam. Böreğimizi yiyelim, içelim. Evet. O zaman orada görüşürüz. Evet. Bye bye. Burada görüşmeyeceğiz artık. Bloğumu ben orada kapatacağım canlarım. O zaman hepinize bye bye. Allah'a emanet olun. Tekrardan herkese selam. Hadi ben şunu... Sevgili takipçilerim, böreklerim pişti. Görüyorsunuz bunlar çikolatalı olan. Şunlar da mülföylü simitlerim. Pek güzel kabardılar. Ve diğerleri de burada. Şimdi ocağımı kapatacağım. Artık onlar da pişti çünkü. Alt üst pek güzel pişti. Şöyle bunları da çıkarayım. Hatta şöyle bir göstereyim. Çok da güzel pişti canlarım. Bunu da hemen şuraya alacağım. Sevgili takipçilerim, iki tepsi mülföy böreklerim pişti. Bizlere afiyet olsun. Yapacak olanlara kolay gelsin. Hoşça kalın, dostça kalın.